Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine The Long Drive'dayız. En son biliyorsunuz geçenki bölümümüzde yeni bir güncelleme geldiğinden bahsetmiştik. Yeni bir araç gelmişti. Ancak aracı daha henüz bulamadık. Şimdilik bulana kadar birkaç bölüm böyle devam edebiliriz demiştik. Bugün de yine şöyle bir ikinci bölümdeyiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şöyle önümüzde hiç bir şey yok gibi duruyor şimdilik. De şurada ileride tam şu noktanın bak tam olduğu yerde bir gemi var muhtemelen. Ama gemiyle falan pek bir işimiz yok. Aracımızın bagajında birkaç malzememiz var. Benzin bir bidonumuz var 20 litre şu anda içinde. Benzinimiz var. Araç yeni araç benzinle çalışıyormuş. Yorumlara yazan arkadaşlarımız oldu. Yanımızda o yüzden benzinle bulunduruyoruz. Bu aracımız dizelle çalışıyor. Şöyle yolumuza çıkalım. Bakalım bugün başımıza neler gelecek, neler olacak. Ne gidecek, ne bitecek hep beraber göreceğiz. Yeni bir başlangıç yaptık oyuna. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Hep beraber göreceğiz. Pek şanslı bir haritada değiliz gördüğüm kadarıyla. Şimdi geçen bölümde hiçbir şey bulamadık neredeyse. Araç zaten çok sıkıntılı bir araç değildi şu an kullandığımız araç. Evde hemen hemen her şeyini zaten yaptık koyduk aracın. Araçta pek bir problem yok şu anda. Sadece ufak tefek değiştirilmesi gereken şeyler var. Atıyorum işte şu aynalar falan şöyle paslı. Onlar belki değişebilir. Teyip çıkıyor mu bilmiyorum ama teyip bayağı eski duruyor. Bilmiyorum belki de çıkmıyordur teyip yerinden. Onu da bilmiyorum ama. İşte torpido kapağı eski. Tampon, arka tampon eski. Onun dışında aracımızda pek problem yok dediğim gibi. Bakalım şu anki amacımız yeni aracı bulabilmek. Onu bulduktan sonra şöyle cillop yapmak. Güzel bir şekilde toplamak olacak. Tabii yapabilecek miyiz? Yani bulabilecek miyiz onu da bilmiyoruz da. Bazı arkadaşlarımız benzinliklerde çıkıyor demiş. Bazı arkadaşlarımız restoranlarda çıkıyor demiş. Herkes kendisini nerede bulduysa orayı yazmış. Ama kesin oralarda çıkıyor diye bir şey yok tabii ki. Araçlar her yerde olabiliyor. Bazen çölün böyle yol kenarında değil bayağı ilerisinde falan böyle evler oluyor. Depo tarzı, küçük restoran tarzı falan böyle yerler oluyor. Bazen oralarda da çıkabiliyor. Belli olmaz yani. Neyin nerede çıkacağı kesin şurada çıkıyor diye bir şey oyunda yok maalesef. O yüzden zaten her bulduğumuz loot alanına biliyorsunuz giriyoruz. Bu arada videomuzun daha başındayken hemen hatırlatayım. Yorum ve like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız var. Hemen videoyu burada bir pause yapıp bir abone ol butonuna basıp onun hemen biraz solunda bilgisayardan kullananlar için diyorum. Telefonda nasıl şu an tam hatırlamıyorum ama hemen yan tarafında onu like butonu var. Hemen like butonuna basıyorsun. Hemen biraz daha aşağı inip bir yorum patlatıyorsunuz. Ondan sonra videoya kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin. Evet, otobüs durağı var ve otobüs var. Ama tabii ki otobüsü almayacağım. Zaten otobüsün hiçbir şeyi yok. Otobüs gördüğünüz gibi bomboş şu anda. Hiçbir şey yok, motor bile yok. Mazotu da yok. Göstergeleri de yok. Ve otobüs geri geri kayıyor şu anda. Otobüs mü kayıyor? Ben kayıyormuşum. Otobüs kaymıyor. Ben niye kayıyorum onu da anlamadım. Neyse, burada bir şey yok. Bu ne? Sigara galiba bu. Aynen.
X tuşuyla atıyormuşuz. Hadi gidelim. Arkasına bakmadık duran da bir şey yoktur herhalde. Evet, aksallı, aksakallı, aksaçlı karakterimizle yollardayız yine. Yardırma challenge. Otobüs vesaire böyle çok yavaş olduğu için hiç bu seride, bu bölümde, bu bölümlerde hiç otobüs kullanmayacağım. Şu an söylediğim gibi tek amacımız yeni aracı bulmak. Şu andaki hedefimiz o. Arka lastiklerimiz efsane oldu. Şurada bir yer var. Bir ev var orada. Aha şurada da var bir yer. Oo süper oldu valla. Dur önce şuradakine gidelim bence. Bak demiştim çölün ortasında da bazı yerler olabiliyor diye. Önce oralara gidelim. Şöyle kontak kapatalım. Yakıttan tasarruf edelim. Ne o? Oo depoyumda. Gerçi depoda araç çıkmıyor. İçinde çıkarsa çıkıyor ama yeni araçta onun içinde çıkmaz. Bu arada akşam oluyor. Evet yine tüpler müpler. Nelerimiz var? Dizel. Bulmuşken dolduralım aracımıza. 1 litre 1 litredir. Oğlum şu ev mi kaya mı? Eve benziyor. Aa gemi mi lan o? O ne ya? Lan tavşan var. Hava aydınlanınca tam bakarız da. Şu gemi galiba. Şurada bir uyuyalım. Bir yandan da gündüz olsun. Hem depoya bakalım. Arkada buzdolabım var. Ben mi yanlış görüyorum? Bak şurada gemi var. Galiba o gemi sanırım. Böyle yan duruyor falan. Şurada bir ev var. Şuradaki de ev galiba ya. Bakarız. Bir gideriz olmadı. Şimdi nelerimiz var nelerimiz yok. Bir onlara göz atalım. Ne? Evet, tampon. Dur şu arkadaki buzdolabına bakalım. Yemek falan. O ne lan? Demir parçası. Aha da. Çikolata. Kuru Hasan. Kuru Hasan. Su varmış. İçelim. Böyle buldukça bir şeyleri fulluyoruz. Su
su çabuk bitmiyor da şey çabuk bitiyor. Yiyecek ihtiyacımız çabuk tükeniyor yani. Handa fırça. Yerlerde çikolatalar var, güzel. Fırçaları araca koyalım ya. Bir tane daha var. Şurada. Bakayım. Aynen, bu da sıfır. Bunlar iyi olur. Şu çikolataları gömelim. Bak, ekmek var mesela. Ona da. Bir ses geliyor gibi oldu. Bu ne? Çöl fırtınası mı? Evet abi, şurada da ev var. Oraya da gideriz. Şurada gemi var. Gemi mi, ev mi? Ne var orada? Çöl fırtınası gibi bir şey yapmışlar galiba oyuna. Böyle uzakta. Şurada ev var. Arabamızın parlamayan yerlerini parlatalım. Benzin var ama gerek yok. Arabayı bulursak 20 litremiz var zaten. Sonra ilerlerden de buluruz bir şekilde. Yağ var. Boş. Tavşan sesi. Evet, başka bir şey yok. Burada işimiz bitti. Hadi gidelim. Lan, bagajı kapatmadık. Şu aşağıdakine bir gidelim. Sonra buraya geliriz. Çok da yakın değil gibi. Bakarsınız orada çıkar yeni araç, yani bilemeyiz. Bugün loot alanları biraz fazla çıktı bir anda karşımıza. Arabalar var buralarda ama vallahi yeni araba. Bak. Bak abi, yeni araba çıktı karşımıza. Nedir durumu? Hem de cillop yani. Vallahi bulduk yeni arabayı ya. Hadi bakalım, hayırlı işler, hayırlı işler. Motoru falan her şeyi var. Depoları. Dizel mi? Oğlum, bu dizelle çalışmıyor ki ya. Yani öyle yazmış arkadaşlarımız. Belki dizelle çalışıyordur tabii, bilmiyorum da. Oo. Cillop cillop. Kapı sesine bak. Abi çok iyi oldu bu. Sese bak. Bak, gaz diyor. Onu boşaltacağız hortumla mecburen. Tamam. Çok güzel oldu bu iş. Şöyle ışığımız da var. Oo. Tamam abi, burada toplarız biz arabayı. Yalnız şunu bir şuradan ittirebilirsek. Dur bakayım. Şimdi şuradan ittirip çıkartırsak mükemmel olur.
Bu bize engel çünkü. Tamam, şurası boş kalsa yeter bize ya. Sıkıntı yok. Oynamasın yerinden, el frenine çekelim. Karışık. Bak sünger, bunlar lazım olur. Şunları falan hemen şuradan. Bu bunun mu? Aynen olmuş. Şunları falan atalım şöyle. Nelerimiz var? Dizel. Çikolatamız var. Bu bidonları kullanırız işte. Şu kovayı falan kullanabiliriz. Lan. Kova nereye gitti? Heh. Çevireyim de aksın diyecektim. Fırlattık attık. Hayda. Teyp lazım olabilir. Var bizim gerçi ama bunu da alalım şöyle. Bir yerlere takılıp böyle kalabiliyor. Hatta dur bakayım, açıp şöyle şimdiden boşaltmaya başlasak bunu. Şöyle. Lan. Oğlum. Ha, aksın gitsin yere. Evet. İşte. Tamam. İstediğim oldu. Ben de bunu istiyordum zaten. Bakalım şöyle etrafa. Alkol. Oba, yemeğimiz var. Güzel. Kalsın bunlar. Güzel. Burada bir buzdolabı varmış. Ters koyduk. İyi, bunda da çikolata var. Bunu da götürelim. Yanımıza alalım bunu da. Süper abi, var ya, çok güzel olur. Kaydedelim burada. Üstüne niye kaydetmiyorsun abi? Bakayım. Oo süper. Mis mis mis. Boşaltmış vallahi. Süper olmuş. Bagajı var. Buranın üst katı yoktu sanırım. Yani var da çıkıp camdan girmek gerekiyordu buna. Ne var orada? Motor gibi bir şey var. Başka da bir şey yok. Şimdi bug'da kalırız. Boş ver, uğraşmayalım. Abi tamamdır. Biz başlayalım aracı toplamaya. Şöyle birazcık geriye çekelim ama. Bunun el freni nerede? Burada mıymış? İyiymiş. Şöyle birazcık salalım. Ya şu araç.
Dayı. Heh, yürü git. Hadi git. Oh be. Tamamdır. İyi, farları da var. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Soğutma tankı. Motor burada. Motoru sökmeyeceğiz zaten. Şimdi öbür aracımızı da şuraya doğru çekelim. Bu engel olmuyor. Bu küçük. Bunu böyle çektik. Bagajı da kullanacağız. Burayı da kullanacağız. Bunun direkt su tankını çıkartıp buna direkt takabiliriz. Hiç suyu tekrar bundan buna boşaltmaya gerek yok. Aynısı çünkü ki bizimki daha yeni. Yalnız yağ olayı, evet. Bunun motorunu sökeceğiz. Bunun motorundaki yağı ona boşaltacağız. Evet, motordan motora yağ aktarımını biz böyle yapıyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Söyleyin bakayım. Görmüyorum şu an. Ama doldurdu galiba. Bakayım. Vallahi doldurmuş şeyler. Buradan alacağımız bir şey yok. Fırça. Şöyle bir arabayı cillop yapacağız şimdi. Lastik jant fırçalanmıyordu galiba. Evet. Burası. Aha, biraz fırçalandı da. Aa, tampon fırçalandı. Güzel. Ulan tampon bile fırçalanıyor ki, plastik. Gördüğüm kadarıyla. Bunlar niye fırçalanmıyor, onu anlamıyorum. Ya da sökmek mi lazım acaba? Sökelim. Oo, bunun jant kapağı farklıymış. Sökelim abi. Hiç sorun değil. Şöyle. Deneyelim. Ulan fırçalandı ya. Fırçalanıyormuş. Arabada takılıyken fırçalanmıyor. Oha, fırçamız bitti yalnız. Neyse, bol bol fırçamız vardı mı? Almıştık fırça ama. Kaç tane kullandık? 2 tane bitirdik. Yol ya, vallahi düşmüş olabilir ha. Söyleyeyim. Düşmüş olabilir gelirken. Çünkü düşüyor. Arabalardan düşüyor yani. Bak, burada bir tane var. Vallahi bu da fırçalandı. Ya uzun sürüyor. Fırça bitti yine. Biraz uzun sürüyor ama fırçalanıyor. Yalnız dediğim gibi şey, fırçayı bayağı yiyor. Yiyor yani fırçayı.
Bizim lastiğimiz daha iyi durumda. Jantlar aynı mı? Jantlar aynı. O zaman hiç sökmeyelim. Başka fırçamız var mı? Dur bakayım. Var, bir fırçamız daha var gördüm. Hatta iki fırçamız var. Oo süper. Mis mis. Bu kadar mı oluyor? Şuna da bir fırça atalım. Bayağı uzun sürüyor bunlar. Arabanın kaputu gibi olmuyor yani. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sonuçta fırçalayabildik. Elimizdeki fırçaları kullanalım. Evet, bu da bitti. Bir tane daha vardı fırçamız. Bu yarımmış. Hadi bitmeden şunu bir parlatsın. Parlattı ve bitti. Tamam, sıkıntı yok. Bakalım bunda. Uyuyalım. Şöyle bir kaydedelim bir de. Oğlum yeter la. Şunu silelim bari. Vallahi güzel. Farlarımız falan sıkıntı yok. Şimdi şöyle arabamızı da parlatalım. Mazüt dolduracağız, mazüt. Tampon bu kadar oluyor herhalde. Daha fazla olmuyor. Şu kapımızda. Vallahi bir şey diyeyim mi? Cillop oldu, cillop. Bir şu lastik mi kaldı? Vallahi bir o lastik kaldı. Başka da fırçamız yok artık ya. Ekmek arabanın camını kırdı. Arabanın içinden alacak bir şeyimiz yok. Şimdi. Teybimiz var. Sıkıntı yok.
Tamam. Ailemize bak. Eyt yavrum be. Eyt yavrum be. Aynaya bak. Aynaya gel. Bunlar ayarlanmıyor. Bunları elleyemiyor muyuz? Bir de cam açma kapama olsa iyi olurmuş. Arkaya biniliyor mu? Aa, biniliyormuş. Kapı yok ama binilebiliyor. Koltuk kalkmıyor mu? Şimdi bagajımızı doldurabiliriz artık. Aa, benzin doldurmadık arabaya. Unuttuk onu, dur. Arabanın benzini yok. Oo, deposu geniş. 76 litre. İyi, bulduğumuz benzinlere takviye yaparız mı? Haydi, haydi. Ha, tamam. Nasıl güzel yerleştirdin ha? Birazdan giderken hepsi dağılacak gerçi ama olsun. Şöyle yiyeceklerimizi yanımıza alalım. Çikolatamızı alalım. Dürbün. Siz ara görün. Bunda ne vardı? Aa. Da mazot. Bunu dolduralım. Mazot dedi, bana bakmayın tabi. Benzin. Bunu da alalım mı? Hadi bunu da alalım. Şimdi arabanın her şeyi tamam. Dışarıdan ayarlanıyor. Lan nasıl ayarlayacağız onu? Abi arabanın her şeyi tamam. Burada içinde dizel kaldı. Dizelle işimiz yok artık. Bu araba benzinle çalışıyor. Arabanın sadece şu jant sıkıntılı. Diğerlerin hepsini hallettik. Gayet güzel oldu bunlar. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Hayırlı işler. İlk marşı veriyoruz. Arabanın zıplayışını gördünüz mü bak? Dur. Dur bakayım, şuradan görelim bir de. Yavrum benim. Yalnız bu araba ben sanmıyorum yolda duracağını. Çok iyi eğlenecek kesin bu. Yalnız gömlek de tam arabaya uyumlu olmadı mı? Sarı yapmıştık, bu da sarı olmuş. İyi denk geldi. Oh, kapının sesine bak. O ne lan? O nasıl ses? Ateş mi çekiyor? Yağ mı yakıyoruz oğlum? Bu ne ses? Nasıl yaylanıyor yavrum be? O ses ne ya? Aa, pati çekiyor, oha. Yalnız sese gel. Ses dinle. Oha, kara duman atıyor araba.
Allah araba kara duman atıyor ha. Hadi gelin. Evet, şurada ileride de ev vardı yol kenarında. Yalnız güzel gidiyor ha. Fakat çok yaylanıyor ya bak. Aynı düşündüğüm gibi. Düşündüğüm gibi oldu. Çok yaylanıyor araba. İnşallah yolda tutabiliriz biz bu arabayı. Bir şey diyeceğim, biz gelirken bu gemi yoktu. Olsaydı görürdük yani. Biz buradan geldik, sonuçta bu yoldan geldik biz. Bu gemi yoktu yani. Yani kesinlikle görürdük. Kayıt alalım. Şunu silelim. Bakalım buralarda neler var, neler yok. Ulan burada da çıksaydı oraya kadar boşuna gitmişiz diyecektim. Gerçi her yere bakıyoruz da. Güzel. Boş. Bu arabanın yakıtı, ha bu karışık kullanıyor değil mi? Yağla benzini karıştırıyorduk onda. Evet, başka da bir şey sanırım yok. Gemiye gidelim. Benzin bulalım. Benzini fulleyelim arabanın. Şimdi normal şartlarda Amerikan bu tarz araçlar, Amerikan arabaları tarzı böyle. Çok benzin yer. Buna da öyle bir şey yaptılarsa yanarız. O yüzden gidelim. Yalnız pati çeke çeke gidiyoruz. O da iyiymiş. Şu konforu nasıl mı? O ne ya öyle? Allah nasıl, eyvah eyvah. Oha ne biçim kayıyor. Kaktüs maktüs vallahi dağıldı. Oğlum bu ne, tozu dumana katıyor araç. Çok iyi. Şuradan hemen bulursak hemen yolumuza çıkabiliriz. Güzel. Hadi be. Geçen bir önceki bölümdeki gemide hemen karşımıza hem dizel çıktı hem benzin çıktı, hemen pat 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 aldık her şeyi. Ulan amaç, ulan dizel araba kullanırken dizel bulamayız. Şimdi benzinliğe geçtik, benzin bulamıyoruz. Aha da 47 litre hem de. Eyvah, yemeğimiz yok. Yani açlığımız var öyle söyleyeyim. Yemeğimiz var da. Abi şu oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. 39 dakika olmuş, 40 dakika olmak üzere neredeyse. Vallahi vaktin nasıl geçtiğini şu oyunda bir anlamıyorum. Çok hızlı geçiyor. Şu bagajdan bir yemek alalım, yemek yiyelim ya. Yemiyor. He. Ben şurada bir tuvalet ihtiyacımı gidereyim bir saniye. Dolmuş çünkü sağ tarafı görüyorsunuz, o yüzden muhtemelen yemiyor. Şöyle komple bir boşaltalım. Ha
Hadi be oğlum ha. Boşalt komple içini. Tamam mı? Bak ben demiştim hepsi dağılacak diye. Alayı dağılmış. Hangisinde su vardı? Bunda mı? Evet. Bir yerler bulup su almamız lazım. Yemek almamız lazım. Arabayı fulleyeceğiz. Burada bitiririz zaten. Bir sonraki bölümde buradan çıkarız diyorlar. Zaten şu anki bulunduğumuz bölgede videoyu geçirmiş gibi olduk biraz. 3 tane loot alanı bulup 3'üne de gidip bir yandan da arabayı toplayıp böyle. Ya arabayı bulmamız şans oldu ya. İyi oldu yani. Akşam oli. Hadi kardeşim be. Neyse ben bunu fullerim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu bu şekilde bitirelim. Bir sonraki bölümde yine yolumuza devam ederiz. İşte açlık, susuzluk, sıkıntı oyunda görüyorsunuz. Onlar da etkiliyor artık bizleri. Bir sonraki bölümde onları tamamlarız. Yeni loot alanları keşfederiz. Akşam oldu zaten. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde burada geminin olduğu yerden başlarız. Bir saniye şöyle ışıklarımızı açalım ya. O kadar araç bulmuşuz ya şurada. Birini açınca ikisi açılıyor. Ha. Öyle miymiş? Aynen. Arabanın camları da yalnız ha siyah. Yanlış olmasın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.